Stratejist Cüneyt Paksoy Ajans'ta hoş geldiniz tekrar. Evet, hemen ilk etkileri ne oldu bu faiz indirme kararının? Valla bir kez daha bundan önce yaptığı faiz indirimlerinde olduğu gibi piyasa Merkez Bankası'na marj vermeye devam ediyor. Dolar TL aşağı yönlü bir hareket sergiledi. An itibariyle de 5.86-50'lerde. Asıl önemli etki tahvil piyasasında oluştu. Birkaç gündür tahviller aşağı geliyordu. Merkez Bankası'nın bu faiz indirimiyle, 75 bas puanlık faiz indirimiyle tahvil piyasasının yukarı yönlü refleks verip vermeyeceği konuşuluyordu. Bir kez daha piyasa Merkez Bankası'nın kararını onadı. An itibariyle 10-25'lerde gösterge tahvil, 2 yıllık tahvil, evet. 10 yıllık tahvil 11'lerin altına da sarktı. Bu şu demek, Merkez Bankası'nın bu toplamda 1275 bas puanlık faiz indiriminin tamamını piyasa tölere etti, doğru buldu ve yeni marjlar vermeye devam ederek ilerliyor. Tabii ki global ölçekteki haber akışı, iç dinamikler ara ara yukarı yönlü hem faiz hem kur tarafında tepkiler getirebilir. Ama enflasyon çıpası aşağı yönlü, pozitif yönde devam ettikçe Merkez Bankası'nın hem yeni hamleler yapma imkanı artıyor, masada kalıyor, hem de piyasa kendi içerisinde bu fiyatlamayı doğru yönde yapıyor. Bu borsaya da tabii etkiledi. Borsa da şu an 122 bin üzerinde yeni TL rekorlar kırmaya devam ediyor bankacılık sektörü önderliğinde. Evet. Önemli tabii bundan sonraki para piyasası kurulu toplantısında bu eğri devam edecek mi sizce? Bir faiz düşüşü daha beklenebilir mi? Tek haneli rakamlara inebilir mi faizler? Öngörülen nedir? Beklenti nedir? Benim kendi beklentim net olarak piyasada da hazineden görüştüğüm dostlarla beraber yaptığımız mutabakatta onlar pivot. Yani on enflasyon, Merkez Bankası'nın da onlara doğru yakınsaması, yaklaşması 2020'nin tamamında beklenti. Çünkü YEP'in hedefi 2020'nin ikinci yarısından itibaren özellikle enflasyonun onların altına 9'lara, 8.5'lara doğru yakınsaması, bunun olma ihtimalini Merkez Bankası önden yüklemeli kullanacağından kendini onlara pivotlayacaktır. Yani 125 bas puanlık daha an itibariyle bana göre bir marj var. İndirme marjı var. Ama bunu 12'ye çıkardı özellikle. Global gelişmelere bakacak veri seti içerisinde. Jeopolitiklere bakacak, iş dinamiklere bakacak, Türkiye-ABD ilişkilerine bakacak, birçok dinamiğe bakacak, veri akışına bakacak ama en önemlisi enflasyon çıpasına bakacak. Ona göre daha dikkatli ve kontrollü kullanacaktır. Ama şunu söyleyeyim, an itibariyle piyasanın da verdiği bu refleks bize şunu gösteriyor. Bugüne kadar kamu bankaları üzerinden hep sizle de bunun altını çizdik. Piyasa kendini tölere edebiliyordu. Şimdi artık özel sektör bankacılığı da daha hızlı. Çünkü mevduat faizlerini daha da aşağı çekecektir. Artık onların altına gelmiş bir mevduat faizi var. CDS'lerimiz de düşüyor. Global ölçekte yabancı yatırımcı da gelmeye başladı. Bu kredi hacmini hem oransal olarak arttıracak hem de faizleri aşağı çekecektir Merkez Bankası'nın bu hamleleri. Çok teşekkürler stratejist Cüneyt Paksoy.